Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli gönüldaşlarım, bugün sizlerle yine güzel bir saatte, sahur vaktinde, bu güzel frekansta, TV 2000 ekranlarında yeniden sizlerle birlikteyiz. Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun ki bugün bu saatte burada bu güzel televizyon kanalında sizlerle beraber olmayı nasip eyledi. Bizleri her kim nerede ve ne şekilde izliyorsa Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine ve üzerimize olsun diyorum. Bu temenniyle bugünkü İrşat Sohbetleri programına başlıyoruz. Ve diyoruz ki mükemmel bir program. Ve diyoruz ki muhteşem bir program. Ve diyoruz ki unutamayacağınız bir program başlıyor İrşat Sohbetleri. İnşallah TV 2000 kanalında sizlerle beraber bugün hasbihal edeceğiz. Sizlerle beraber canlı yayın alacağız. Sizlerin bize sorduğu soruları cevaplayacağız değerli dostlar. Muhteşem sorular geliyor. Çarpıcı sorular geliyor. Biz de bunları bilgimiz dahilinde, dilimiz döndüğünce sorulara cevap vermeye çalışacağız. Ne yapıyoruz? Canlı yayın numaramız 0212 629 83 83. Canlı yayın numaramız 0212 629 83 83 canlı yayın numaramız diyoruz. Bundan bizlere ulaşabilirsiniz. Biz de buradan sizlerin canlı olarak sorduğu soruları biz de cevaplamaya çalışacağız. Her zaman söylediğim gibi parantez içerisinde bilgimiz dahilinde diyoruz. Bilgimiz yoksa eğer Diyanetimizin fetva hattına yönlendiririz. Bizleri Avrupa'dan, Asya'dan, Amerika'dan ve diğer kıtalardan izleyenlerimiz varsa hepsine, ülkemizin içerisindeki 81 vilayetimizde bizlere kulak veren, gözleriyle bizleri takip edenler varsa hepsine diyoruz ki hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar, İrşat Sohbetleri programına hoş geldiniz diyorum tekrardan. Ve yine her zaman olduğu gibi yanımızdaki konuğumuza, ilahi sanatçımıza şöyle bir dönelim. Bir merhaba diyelim. Onunla da birkaç kelam hasbihal edelim. Arkasından programımıza Allah'ın izniyle başlayacağız. Halit abi hoş geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Akşamınız nur, geceniz hayır olsun inşallah. Eyvallah. Mevla-i Zülcelal Hazretleri TV 2000'de gönül dostlarıyla muhabbet etmek için tekrarından kavuşturdu Rabbime, ne kadar şükretsek azdır. Eyvallah. Nasılsın Halit abi? Mevla'ya şükürler olsun. Kardeşlerimizin gecesi nur olsun. İnşallah Mehmet Kasadar Hocam ve efendimle beraber bu yolda yürümeye varız inşallah. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı beni olsun. Böyle buralarda yüzümü kızartma Halit abi. Yok. Bunları başka zaman başka yerde söyleyeyim. Ben seni Allah için çok seviyorum. Gerçekten hani sormak isteyen kardeşlerimiz sorularını açık ve net olaraktan sorsunlar. Hiç olmazsa belki bir daha böyle programlar, böyle fırsatlar ele ya geçer ya geçmez. Eyvallah. Allah razı olsun. Evet değerli gönüldaşlarım. Ne yapıyoruz? 0212 629 83 83'ten bizlere canlı yayına katılabilirsiniz diyoruz. Ayrıca SMS hattımızda, cep telefonlarınızın mesaj yaz bölümünden, SMS hattından da bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Arkadaşlarımız ne yapacaklar? Alttan televizyonunuzun altında göreceksiniz zaten. 3929'a gönderiyorsunuz. İstediğinizi yazıp bize gönderebilirsiniz diyoruz. Biz de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce ve her şeyden önemlisi bilgimiz yettiğince sorularımıza cevap vereceğiz. Halit abi. Efendim. Şöyle güzel bir ilahiyle başlayalım. İnşallah. Arkasından çünkü kendimi kaptırıyorum programa. Evet. Çok güzel bir program oluyor Allah'ın izniyle. Sana ilahi okutmayı unutuyorum. Olsun canım. Ondan dolayı önce sen bir güzel bir ilahiyle başlayalım. Şöyle kulaklarımızın bir pasını silelim. İnşallah. Arkasından
bu programa başlamış olalım. İnşallah. Evet, Allah gönder kardeşim benim. İnşallah. Halit abinin ilahisini gönderelim. Hay güzel Allah'ım hay. Arkadaşların işleri de zor Halit abi. Kalbime indirsen yaram, sensiz benim her anım bir ızdırap. Aşkını kalbime indirsen yaram, sensiz benim her anım bir ızdırap. Sana varamazsam solum hep azap, aşkını bulmadan alma canımı. Sana varamazsam solum hep azap, aşkını bulmadan alma canımı. Sırtımda geldim ben yarab, şu günahkar bedenimde yok sevap. Diyeceksin mahşer günü ver cevap, aşkını bulmadan alma canımı. Diyeceksin mahşer günü ver cevap, aşkını bulmadan alma canımı. Afet ile geçti günlerim Allah, şu gönlüme ver bir nebze inşirah. Senin yollarında bulayım felah, aşkını bulmadan alma canımı. Senin yollarında bulayım felah, aşkını bulmadan alma canımı. Affedersin çoktur senin rahmetin, hak edene vardır
senin cennetin. Affedersin çoktur senin rahmetin. Hak edene vardır senin cennetin. Uyandır bizleri çoktur gafletin. Senin yollarında ölmek niyetim. Uyandır bizleri çoktur gafletin. Senin yollarında ölmek niyetim. Allah elden bu canı, yolda veren malımı, feda eden bu başımı, senin yollarında yara. Ağzına yüreğine sağlık Halit abi. Eyvallah abi. Ağzına yüreğine sağlık diyelim. Teşekkür ediyorum. Allah inşallah razı olsun. Allah size güzel razı olsun. Güzel bir ilahiyle, böyle hızlı hareketli ilahiyle insanların şu anda sahura yeni yeni kalkan insanların uyku mahmurluğunu alan bir ilahiyle başlamış olduk. Eyvallah. Güzel de oldu diyelim. Allah çok Allah. Hoş da oldu, çok da güzel oldu. Ne yapıyoruz? 0212 629 83 83'e ne yapıyoruz? Arıyoruz, canlı yayınları almaya başlıyoruz. Hocam bir soru sorabilir miyim peki? Buyurun, ne demek? Hani her önce, şeyden önce senden mi başlayalım? Az önce radyoda da bir kardeşimiz sordu. Daha önceden de biri sormuştu. Ben zina ettim diyor. Zina ettim. Evliyim ama zina ettim. Bunun hani, bunu soran bayan mı erkek mi? Biri erkek. Bunu evet. Soran erkek. Zina ettim. Acaba diyor benim halim ne olacak? Şimdi değerli gönüldaşlarım, Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde mümin erkeklere ve mümin kadınlara iffetlerini korusunlar, namuslarını korusunlar diye buyuruyor. Dolayısıyla zina eden erkek veya kadın fark etmez, hepsi günahkardır. Zina eden erkek olunca iş biraz daha farklı oluyor. Evli olan, hem de bu arada zina eden bir kadını, bir erkeğin, bu insanın affı çok zor değerli dostlar. Özellikle söylüyorum. Evli olup da zina eden bir erkeğin affı gerçekten çok zor. Dolayısıyla affı çok zor olduğu için de insanın hayatında her zaman, her şekilde insanın hayatı bir düzene girmeyecektir. Evliliğinde sıkıntı yaşayanlar varsa bilsinler ki zina ediyorlar. Bilsinler ki zina eden bir erkeğin asla ve asla iki yakası ne dünyada ne ahirette bir araya gelir. Zina eden bir erkek şunu unutmasın ki hayatında fakirlik yaşayacak. Zina eden erkek şunu unutmasın ki hayatı her zaman alt üst olacaktır. Hayatı her zaman inişli çıkışlı olacaktır. Hiçbir zaman doğru düzgün, değerli, kaliteli olmayacaktır. Zina eden bir erkeğin hayatı boyunca doğru şeyler yapması mümkün değildir değerli dostlar. Dolayısıyla zina eden bir erkek bir Allah Azze ve Celle'ye asi ve isyankar olmuştur. Neden? Neden değerli dostlar? Çünkü Allah Azze ve Celle zinaya yaklaşmayın buyurarak zinanın insan üzerindeki en büyük etkisinin bir Allah Azze ve Celle'nin yaklaşmayın uyarısına rağmen yaklaşması, iki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zina insana fakirlik getirir, zillet getirir ortaya koyduğu bu durumu bile bile bunu yapan insanın, ben şahsım adına söylüyorum, hiçbir zaman yüzü gülmeyecektir.
gülmüş gibi görünse de hiçbir zaman yüzü gülmeyecektir. Gülmemiştir de değerli dostlar. Özellikle söylüyorum. Bir erkeğin, zina eden bir erkeğin, zina edecek ne var? Zina edecek ne var? Eğer evde sorun yaşıyorsan bunu zina ile çözemezsiniz. Eğer evde sıkıntılar yaşıyorsanız bunu zina ederek çözemezsiniz. Eğer evde probleminiz varsa bunu zina ederek çözemezsiniz değerli dostlar. İşte ben size diyorum ki zinanın tövbesi de zordur. Özellikle onu da söylüyorum. Zinanın tövbesi diğerlerine göre daha zordur. Affedilme olasılığı daha azdır. Zina eden bir erkeğin her zaman her halükarda zina etmeyen erkeklere göre daha fazla tövbe etmesi, daha fazla istiğfar etmesi, daha fazla Allah Azze ve Celle'ye yaklaşması, ibadet etmesi şarttır değerli dostlar. Zinanın iki yönü vardır. Bir, Allah Azze ve Celle'nin indinde, Allah Azze ve Celle'nin nazarı itibarında bir kere itibarsızdır. Rezil rüsvaydır. Rezil ve rüsvadır. İkincisi ise insanlar nazarında rezildir. Bugün sorsanız, deseniz ki zina ediyor işte bu dediğiniz zaman o insana toplum olarak bakış açımız ne olur? Zinakar canım. Zinakar bu. Günahkar, haramzade deyip o insanı hakir görürüz. Allah'ın hakir gördüğü, insanların hakir gördüğü bir insanın iyi olma olasılığı var mı sizce? Ondan dolayı ne yapacağız? Değerli gönüldaşlarım, zina yapmayacağız. Zina yapmayacağız. Eğer evinizde problemleriniz varsa çözmek için gayret sarf edeceksiniz. Özellikle söylüyorum, evli bir erkeğin zina yapması kadar büyük, evli bir erkeğin zina yapması kadar ahlaksızca bir olay ben şahsım adına bilmiyorum değerli gönüldaşlarım. Herhalde sorunun cevabı bu muydu tam? Evet abi. Yani sorunuzu bu minvalde miydi? Ben Allah değiştirmedim zaten. Yok, yok zaten konu aynıydı. Elhamdülillah. Eyvallah, eyvallah. Bir soru daha sordular. Dedim yine Mehmet Kazadar Hoca Efendi'ye inşallah sorarım dedim. Alalım Halit radyoda. Abi seni de. Sana bugün böyle torpil geçiyorum. Normalde vatandaşın sorularını cevaplamam. Allah razı olsun. Kardeşlerimiz sorarsa ben hemen bırakırım biliyorsun. Geçiyor oradan hemen. Görüyoruz. Evet. Diyor ki hocam ben Ankara'dan yazdım diyor. Babam hasta. Hava kullanıyor, tüp kullanıyor ama oruç tutuyor. Oruç tutması caiz midir? Bakın değerli dostlar, Ramazan ayındayız şu anda. Mübarek Ramazan ayının bugün 5. sahuru değil mi abi? Evet. 5. sahurunu yapıyoruz. Dolayısıyla Ramazan ayında geçerli bir özrü olmadan, geçerli bir nedeni yoksa herkes oruç tutmak zorundadır. Özellikle söylüyorum. Herkes oruç tutmak zorundadır. Neden? Oruç farz olan bir ibadettir. Geçerli bir özrü yoksa, bu geçerli bir özür nedir? Önce bunu bir anlatayım. Arkasından Halit abinin sorusunun cevabını verelim. Bir, kronik rahatsızlığı olacak. Nedir bu? Kanser gibi, kalp gibi, tansiyon gibi, şeker gibi, böbrek yetmezliği gibi, beyin gibi, felç gibi vesaire gibi. Yani senenin 365 günü bizzat oruç tutamayışına engel olan, bizzat özellikle söylüyorum, senenin 365 günü orada ilaç kullanan ve hiçbir zamanda o ilaçları bırakamayacak, ilacı bıraktığı zaman bedeni olarak sıkıntı yaşayacak bir özrü varsa oruç tutmasına gerek yoktur. Net bir dille söylüyorum. Oruç tutmasına gerek yoktur. Dönelim şimdi. Bir insan şeker hastasıdır. Tansiyon hastasıdır. Kalp hastasıdır. Olabilir bunlar. Ben kendim iyi hissediyorum. İftarda ve sahurda ilaçlarımı alıyorum. Gündüzde çok çalışmıyorum. Hiç çalışmıyorum. Evden dışarı çıkmıyorum. İzin almışım. Evimde oturuyorum. Ben kendimi iyi hissediyorum. Oruç tutuyorum diyorsa da ona da eyvallah demek lazım. Ben ona karışmam. Ama kronik bir hastalığı varsa, özellikle söylüyorum, kronik bir hastalığı varsa o insan
doktor tutamazsın demesine rağmen tutuyorsa o insan vebal altındadır. O insan oruç tutamaz. Günahtır. Niye? Allah Azze ve Celle'nin verdiği bu bedeni biz mahşer gününde hesabını vereceğiz. Ne yaptık? Ne ettik? Nerede harcadık? Ömrümüzü nerede yitirdik? Bunun hesabını vereceğimiz için doktor efendinin veya doktor hanımın o insanların sen oruç tutmayacaksın. Tutarsan senin bedenine, sağlığına zarar verir. Ölümcül bir zarar verir dediği zaman orucumuzu tutmayacağız. Yerine fidye vereceğiz. Fidye nedir? Ayet-i Kerime'nin tabiriyle bir insanın bir günlük doyumu. Yani bugün Türkiye'mizin şartlarına göre 10 lira 15 lira işte. Bir günlük doyum. 10 lira veya 15 lira. 30 gün ne kadardır? 300 lira veya 450 lira. He, durumumuz yok mu? Paramız yok mu? Onu da vermemize gerek yok. Ona da gerek yok değerli dostlar. Allah Azze ve Celle adildir. Allah Azze ve Celle merhametlidir. Allah Azze ve Celle yücedir. Affeder. Hiç şüpheniz olmasın. Paramız yoksa fidyeyi de vermeye gerek yoktur. Burada bir parantez açayım Halit abi. Önemli. Bir parantez açayım. Niye? Böyle bazı arkadaşlarım var. Benim de bazı arkadaşlarım var. Diyorlar ki böyle Ramazan'a takriben bir 10-15 gün kala, 20 gün kala, bir ay kala doktora gidiyorlar. Vay anam benim midem ağrıdı. Reflüm azı verdi. Vay işte başım döndü. Vay işte ne bileyim midem bulandı. Vay ne bileyim karnım ağrıdı. Ben işte oruç tutunca 17 saat oruç tutuyoruz biliyorsunuz. 17 saat oruç tuttuğumuz için de oruç tutunca benim başım dönüveriyor. Oruç tutunca benim midem kazınıyor. Ben işte şişmanım. Ben çok zayıfım. Bunları tutamıyorum. Tuttuğum zaman başıma sıkıntılar oluyor diyenler varsa, varsa özellikle söylüyorum. Eğer koftiden yani kendimizce bahaneler uydurarak oruç tutmuyorsak Allah Azze ve Celle çok açık bir dille söylüyorum affetmiyor. Orucun bakın dünya hayatı üzerinde her şeyin bir cezası var dinimize göre. Oruç tutmamanın cezası bu dünyada yok, ahirette var. Çok açık bir dille söylüyorum. Bahanelere dayanarak oruç tutmuyorsak bilesiniz ki çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bahanelere dayanarak orucumuzu yiyorsak büyük sıkıntılar yaşıyoruz demektir. Bahanelere dayanarak biz orucumuzu bir kenara itiyorsak bilesiniz ki Allah Azze ve Celle de oruç tutmayanı bir kenara itiyor. Allah Azze ve Celle hiç kimse kandıramadı. Haşa ve kella kandıramaz da. Biz bahane üretmeyip de vicdanımıza soracağız, kalbimize soracağız. Ben oruç tutabilir miyim, tutamaz mıyım? Tutmalı mıyım, tutmamalı mıyım diye bunu buraya soracağız değerli dostlar. Buraya değil ha. Beyine sorarsak bir kılıf bulunur ona. Beyin hemen çalışır, bir kılıf bulur. Ama kalp nedir değerli dostlar? Kalp nedir? Kalp yalan söylemez. Kalp yalan söylemez. Vicdanımıza soracağız değerli dostlar. Bir canlı telefon bağlantısı alalım. Arkasından yeniden sizlerden gelen sorulara cevap vermeye devam edeceğim. Aslında bugün çok önemli bir konuyu anlatacaktım ama bugün ne yapalım böyle devam etsin bakalım. Alo diyelim bakalım kim arıyor bizi? Alo. Buyurun efendim hoş geldiniz. Merhaba hocam. Merhabalar. İstanbul'dan arıyorsunuz bizi. Hoş geldiniz. Evet. Ben size bir soru soracaktım da. Hemen alalım sorunuzu. Ya şimdi benim kaç yaşından itibaren oruç tutmam başlamalı? Başka bir sorunuz varsa onu da alalım. Ondan sonra ben cevaplayayım bunları. Bir de hocam benim şimdi bir abim var Murat abim. Ona dua eder misiniz hocam? Ne yapar mıyım? Dua eder misiniz tabii hocam? Tabii ona da dua edelim inşallah. Başka bir sorunumuz yoksa hayırlı sahurlar dileyip kapatalım. Başka arkadaşlarla ne yapmayalım? Meşgul etmeyelim telefonu. Tamam olur mu? Hocam hayırlı sahurlar. Peki hayırlı sahurlar diliyoruz. Görüşmek üzere efendim. Şimdi Halit abi ben anlatırken bazen atlamış oluyorum. Sen onu hafızaya yazarsın. Bir dua edecektik bir de kaç yaşından itibaren oruç tutacağını sor. Evet. Orucu bir anlatayım size. Şimdi değerli dostlar oruç tutabilmenin yolu İki tanedir. Bir, Müslüman olmamız lazım. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Onun için saymıyorum ben.
Müslüman olmamız lazım. İki, akıl ve baliğ olmamız lazım. Yani akıllı olmamız lazım. İyiyi kötüyü ayırt edebilecek kadar, güzeli çirkin ayırt edebilecek kadar, doğruyu yanlışı ayırt edebilecek kadar beynimizin olması lazım. Bir de baliğ olmamız lazım. Nedir bu baliğlik? Erkeklerde ayrı zamanlardır, kızlarda ayrı zamanlardır. Kızlar genelde 9 ile 12 arasında baliğ olurlar, buluğ çağına ererler. Erkekler ise genelde 12 ile 15 arasında buluğ çağına ererler. Buluğ çağına erdiğimiz zaman, buluğ çağını burada anlatmıyorum. Rütükten dolayı anlatırsam sıkıntı olur. Ondan dolayı anlatmıyorum. Ne yaparsınız? Kitaplarda öğrenirsiniz bunu. Buluğ çağına erdikten sonra her Müslüman evladın erkek kız fark etmez. Namaz kılması, oruç tutması ve diğer dinimizin emirlerini yerine getirmesinin neyi vardır? Farziyeti vardır, mükellefiyeti vardır. Bu kızcağızımızın, bu güzel kızımızın oruç tutması için bir, Müslüman olması, ikili akıllı olması, üçüncüsü ise neyi değerli dostlar? Buluğ çağına ermiş olması lazım. Buluğ çağından önce eğer ermediyse oruç tutmasına gerek yok değerli dostlar. Mevzu budur. İkinci mesele duaydı zannedersem. Evet. Bir de o arkadaşımla bir dua edelim. Allah'ım, bizleri şu an izleyen, dinleyen, biraz önce bize katılıp da abisine dua isteyen değerli kardeşimizin abisinin yar ve yardımcısı ol. Allah'ım, o kardeşimizin abisinin sıkıntılarını gider. Allah'ım, o kardeşimizin abisini sen darda bırakma ya Rab. Darda bırakma ya Rab. Amin. Taha ve Yasin. Diyelim böylece bu kardeşimizin sorusunu da cevaplamış olalım. Halit abi bir şey daha söylüyordun. Araya bu girdi. Evet. Bir sorumuz daha vardı sanki. Onu da bir alalım. Şimdi bir kardeşimiz de şöyle bir soru sormuş. Yine radyodan. Onu da söyleyeyim de. Şimdi beyim az önce içki içiyor. Geliyor, bana eziyet ediyor. Oruç tutmama mani oluyor. Ben buna karşı geldiğim zaman beyime Allah'ın katında vebalde miyim diyor. Bu soruyu bir önceki programda da cevaplamıştım. Orada da sordum, şimdi gençler yine sordular evet. Bana. Şimdi bakın değerli dostlar, bu çok önemli bir konu. Erkek ağabeylerim, kardeşlerim. Bu bölümü çok iyi dinlemeniz lazım. Belki bir daha bu konuyu anlatan olmaz size. Bakın değerli dostlar. Allah Azze ve Celle içkiyi tamamen yasaklamıştır. Erkeğe kadına fark etmez. Müslüman olan herkese içkiyi yasaklamıştır değerli dostlar. Dolayısıyla içki içen bir insan Allah katında vebaldedir. Allah katında günahkardır. İnsanlar katında rezildir. Allah Azze ve Celle içkiyi yasaklamıştır. İçki bütün kötülüklerin anasıdır değerli dostlar. Şimdi bir erkek ağabeyimiz veya kardeşimiz gidip bir yerde demlenip gelip ondan sonra gelip de oraya eşine çocuklarını eziyet ederse ne olur biliyor musunuz değerli dostlar? İki tane önemli mevzu olur. Bir, eşinin ve çocuklarının hakkına girmiş olur. Kul hakkına girmiş olur. İki. Bir insan içki içip de gelip eve bir de eşini döverse o ikinci defa bir günaha girmiş olur. Bir üçüncüsü, gelip de Allah'ın emri olan, özellikle söylüyorum, Allah'ın emri olan farz orucu sen tutmayacaksın, tutamazsın, tutmayacaksın. Seni tutarsam boşarım, tutarsam işte seni döverim, tutarsam kovarım, tutarsam boşarım diye bir ifade kullanması dine en caiz değildir. Bir erkek dine muhalif bir şeyini bir kadından isteyemez, eşinden isteyemez. Bir erkek bir kadına hiçbir şekilde
dine muhalif bir isteğini ortaya koyamaz. Koyarsa ne olur? Kadın dinlemek zorunda değildir. Dinlemez de. Şimdi bu kardeşimize de sormuş ya, o kadıncağız orucunu paşa paşa tutacak. Kesinlikle ve kesinlikle. Eşine o konuda itaat etmeyecek. Eğer diyorlarsa ki burada erkeğin bir tahakkümü vardır, erkek bunu istemiştir ve kadın yapacaktır diyorsa da, kim diyorsa gelsin, ben burada tartışırım onunla. Kesinlikle. Hiçbir erkek kendi eşinden İslam'a ait bir şeyi yapma diyemez. Hele bir de farzsa bu hiç diyemez. Ramazan orucudur. Tutmakla mükelleftir. Tutacaktır değerli dostlar. Bir telefon daha alalım bakalım. Arkasından devam edeceğiz. Kim varmış attığımız? Alo. 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 İstanbul'dan arıyorsunuz. Hoş geldiniz. Hocam merhaba efendim. Merhabalar. Hayırlı sahurlar efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Rabbimize hamd ediyoruz. Siz nasılsınız efendim? İyi olmuyor, uğraşıyoruz hocam ya. Hocam ben Behçet hastasıyım. Evet. Behçet hastasıyım. Ağzınızda yaralar çıkıyor. Okey. Bipolar bozukluğu falan. Sorunuzu alalım hemen. Çok ilaç kullanıyorum. Şimdi bunları sabahları hepsini bir aldığım zaman biraz ağırlık yapıyor. Ama sağlık durumunda da o kadar derecede kötü değilim. Acaba nasıl olur yani tutmasam? İlaçlarımın hepsi bir araya geldiği zaman bayağı sıkıntılar çıkıyor. Ayaklarımda yaralar falan çıkıyor. Nasıl olur acaba? Yani başka hastalığınız da mı var sizin? Tabii ki Behçet hastalığı var, bipolar bozukluğu var. Depakin ilaç kullanıyorum, İmran kullanıyorum. Bunlar hepsi tabii ki farklı farklı rahatsızlıklar. Allah yardımcımız olsun. Allah Azze ve Celle sana acil şifalar versin temennisiyle. Amin. Sizi uğurlayalım, başka sorunuz yoksa ben sizin sorunuzun cevabını vereyim. Olur hocam, hayırlı akşamlar. Peki, iyi akşamlar diliyorum Hüsnü Bey'e, İstanbul'a. Din izlemeye devam ediyoruz TV 2000'i. Evet, değerli dostlar, arkadaşımız, değerli büyüğümüz veya kardeşimiz, yaşta bilmiyorum. Sorusu şu, ben de diyor Behçet hastalığı ve birkaç tane hastalık var. Ve ayrı ayrı ilaçlar kullanıyorum. Şimdi ben doktor değilim. Doktora gideceksiniz. Doktor beye veya doktor hanıma gideceksiniz. Diyeceksiniz ki, efendim Ramazan orucu vardır. Şu anda başladı. Ve farz olan bir oruçtur bu. Dolayısıyla bu farz olan orucu benim tutmam lazım bir Müslüman olarak. Allah Azze ve Celle bizim üzerimize bunu farz kılmıştır. Şimdi benim bu hastalıklarımdan dolayı şu ilaçları kullanıyorum. Ve birini sabah, birini öğlen, birini akşam, birini gece şeklinde kullanıyorum. Bunun sırasını bozup da bir bölümünü iftarda, bir bölümünü sahurda kullanırsam benim vücudum açısından bir sorun olur mu diye bir soruyu soracaksınız. Evet, sorun olur. Ve bu demin de sizin de buyurduğunuz gibi ayaklarınıza yara çıkıyorsa, bedensel sorunlar çıkartıyorsa orucu tutmanıza gerek yoktur. Ama yok, iftarda ve sahurda ilaçlarınızı aldığınız zaman herhangi bir sorun olmaz diyorsa doktor bey veya doktor hanım, orucunuzu tutmakla mükellefsiniz. Diyelim ki tutmayın dediler. Eğer hastalığınızın iyileşme olasılığı varsa fidye vermeyeceksiniz. Başka zaman özellikle söylüyorum, iyileştikten sonra başka bir zaman ne yapacaksınız? Orucunuzu bizzat kendiniz tutacaksınız gününe gün. 30 gün mü tutmadınız? 30 gün tutacaksınız. Ama yok, İyileşme olasılığınız yoksa, kronik bir rahatsızlığınız varsa fidye vereceksiniz. Bu da nedir? Bir tane ayeti kerimenin tabiriyle daha önceden de söyleyeyim. Bir tane fakiri doyurmaktır. Benim gibi bir hocayı doyurmak zor. Ama bir normal vatandaşı doyurmak nedir? Günlüğü işte. 2 öğün. Yani 10 lira 15 liradır. 30 gün boyunca vereceksiniz bunu. Her gün bir tane fakire verebilirsiniz. Ha, bunun parasını fakire vereceksiniz ha, başka bir yere değil. Söylüyorum özellikle. Fakire vereceksiniz. Fakire. Herhalde sorumuzun cevabını vermişiz. Bir telefon daha alalım bakalım hele bir. Bizi kim arıyor bakalım hele bir. Alo. Alo. İstanbul'dan arıyorsunuz. Hoş geldiniz. Hayırlı sahurlar diyelim. Selamünaleyküm. Hayırlı sahurlar. Aleykümselam. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum. Sesinizi duyduk, yüzünüzü gördük. Daha iyi olduk. Eyvallah değerli gönüldaşım. Eyvallah. Hocam, sorumu sorayım, çok da meşgul etmeyeyim. Alalım efendim. Malum bildiğin gibi eşim 4,5 aylık hamile.
Şimdi seni dinlerken bir taraftan da bunun tartışmasını yapıyoruz. İşte bak hocam izin veriyor vesaire diyor. Ben de çok uzun saatler olduğu için oruç tutmasını pek istemiyorum. Bu konudaki görüşün nedir? Bunu rica edecektim. Eyvallah, eyvallah. Derhal sorunuzun cevabını vereceğiz. Uğur Bey, Şovlant Alışveriş Merkezlerinin genel müdürüdür kendisi. Teşekkür ederim. Ben sizin sorunuzun cevabını vereceğim. Başka sorumuz yoksa kapatalım. Diğer arkadaşları ne yapmamış olalım? Onların hakkına girmemiş olalım. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. İzlemeye devam TV 2000'i. Herkese yaymaya devam diyelim. Seninleyiz inşallah. Rahat eyvallah olun. Uğur Bey. Adınızı gördüğüm için söylüyorum öyle. Şimdi özellikle söylüyorum bu konuyu. Hamile bayanlar varsa, çocuk emziren bayanlar varsa bunu ne yapacaklar? Kendi doktorlarına gidip ben hamileyim veya çocuğumu emziriyorum. Bundan dolayı oruç tuttuğum zaman hamilelikten dolayı vücuduma bir zarar geliyorsa veya gelecek mi gelmeyecek mi diye sorarsınız. Doktor hanım, özellikle söylüyorum doktor bey demiyorum, doktor hanım evet sen tutmasan iyi olur diyorsa, tutman gerekmiyor diyorsa tutmayacaksın. Daha sonra doğumunuzu yaptıktan sonra müsait zamanınızda ne yapacaksınız? Diyelim sütünü de emzirdiniz. Bir sene iki sene sonra ne yaptınız? Orucunuzun borçlarını yazacaksınız, toplayacaksınız. Kaç gün topladınız diyelim? 60 gün, 70 gün neyse. Boş zamanınızda, sağlıklı olduğunuz bir zamanda tutacaksınız. Emziren hanımefendiler de aynıdır bu. Dolayısıyla bu doktorluk bir konudur. Ben sadece fıkha göre ortaya koyarım. Doktorlar bunun kararını verirler. Ben doktor olmadığım için bunun kararını veremem. Hemen yarın bir doktor hanıma gidecek yenge hanım, kendisini ifade edecek. Tutmasına gerek yoktur dediği zaman da tutmaya gerek yoktur. Ama burada bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Şuraya soru verin. Buraya soru verin. Yani burası tut diyorsa tutarsanız iyi olur. Allah'ın izniyle Allah Azze ve Celle herkesin sağlığını da verir, kolayını da verir, muhabbetini de verir, aşkını da verir diyelim. Allah'ın izniyle diyelim bunu. Özellikle söylüyorum. Yani böyle çok insanın kendi bedeni üzerinde oynamak istemiyorum. Bu doğru bir şey değildir. Sonuçta doktor beyler veya doktor hanımlar karar veriyorlar bunlara. Biz işin sadece fıkhi boyutunu söylemeye çalışırız. Ama o doktora giderken, geldikten sonra, cevabı aldıktan sonra şuraya sormak lazım bir. Son bir anekdot olarak da onu ortaya koymuş olalım diyoruz. Bir başka kardeşimiz şöyle demiş. Önüme bakıyorum, bazı notlar da var. Diyor ki, hocam biz Ramazan ayındayız. Teravih namazını kılıyoruz. Saat çok geç oluyor. Geç olduğu için de biz sahura kadar yatmıyoruz. Sahurda yemeği yedikten sonra bir mayış mı oluyor? Hemen uyuyoruz, sabah namazını da kılmamış oluyoruz. Halit abi çok önemli bir soru. Evet. Bam teli bir soru bu. Bakın bizi izleyen değerli gönüldaşlarıma diyorum ki bu sorunun cevabını muhakkak ve muhakkak kulaklarınızı bir kat daha açarak dinleyin. Bir kat daha. Ne iş yapıyorsanız bir iki dakika bana ayırın, önemli bir konu. Teravih namazını kılıyormuş bu arkadaşımız. Arkasından geç saatte çıktığı için ondan sonra geliyormuş eve, evde işte sahurluğunu yapıp bir mayış mı olup yatıyormuş, sabah namazını kılmıyormuş. Şimdi bakın değerli dostlar, hiçbir sünnet, özellikle söylüyorum, hiçbir sünnet farzın yerini tutamaz değerli dostlar. Teravih namazı kılınmalıdır. Gereklidir, güzeldir, hoştur ama farz değildir, sünnettir. Dolayısıyla teravih namazını kılan insanların tümü büyük sevap alır. O kesindir, büyük sevap alır. Ama sabah namazına engel oluyorsa ne yapacaksın? Sabah namazını kılacaksın. Başka yolu yok. Sabah namazı farzdır. Sabah namazı farz olduğu için de farz olan namazı bir kenara iterek sünnet namazını eda edemeyiz. Onun için bu çok önemlidir bakın. Farzları bir kenara iterek sünnetlerde yükselmeye çalışmayacağız. Önce farz,
Ondan sonra sünnet. Burada benim söylediğimden sakın yanlış anlamayın ha. Teravih namazı kılmasına demedim ben öyle bir şey. Sadece diyorum ki teravih namazı kılan herkes büyük sevap alır. Ama farz değildir, sünnettir. Bir telefon bağlantısı daha alalım. Devam edeceğiz arkasından. Alo, bizi kim arar? Ankara'dan arıyormuş efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hayırlı sahurlar. Size de hayırlı sahurlar. Buyurun efendim, Ankara'dan bizi arıyorsunuz. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Hocam, aslında benim sorum Halit abi sordu da tam alamadım hocam. Alalım sorunuzu. Babam oruç tutuyor ama hava almak zorunda. Oksijen aldın mı orucu bozulur mu? Onu bir soracaktım. Evet. Başka bir sorunuz var mı? Vallahi bir de benim kızım var abi. Baba nereye kalıyor? O eşin öldü. Kızım arada kalıyor. Yani nerede kalayım diye. Oraya gidiyor. Orasız yapamıyor. Buraya geliyor. Burasız yapamıyor. Başka sorunuz var mı efendim? Yok, teşekkür ederim. Eyvallah. Siz kapatın. Çok sağ olun. Halit abiye de selam. Siz kapatın, ben sizin sorunuza cevap vereyim. Halit abi selamları da var size. Şimdi kızınızla alakalı bence siz burada bir çizgi çizmelisiniz. Şunu yapmalısınız. Eşiniz vefat etmiş. Siz herhalde anladığım kadarıyla bir başkasıyla evlenmişsiniz. Dolayısıyla o kızınız bu yeni evlendiğiniz eşinizle beraber kalmak istemiyor. Babaanne de kalıyor. Babaanne de kaldığı için de sizi özlüyor. İki arada bir derede tabiri caizse. Burada bir karar vermelisiniz. Devamlı benim yanımda mı kalmalı, babaannesinin yanında mı kalmalı? Buna bir karar vermelisiniz değerli dostlar. Karar. Karar vermelisiniz. Ne için karar vermelisiniz değerli arkadaşlarım? Şundan dolayı. O kızcağızın bir sorumluluğu var. İşte onun için boşanan kadınlar, boşanan erkeklere ben ondan dolayı özellikle söylüyorum. Ben boşanma karşıtı bir adamım. Hasbelkader ben bu işi yapıyorum ama boşanma karşıtı bir adamım. Niye? Bakın böyle olduğu için. Şimdi kızcağız iki arada bir derede kalıyor. Siz bence kızınızı yanınıza almalısınız. Kızınızı dini mübin İslam'ı öğretmelisiniz. Kızınızla beraber hayatı devam ettirmelisiniz. Kızınıza her şeyden önemlisi bir kul, değerli bir kul, değerli bir Müslüman olması için gayret sarf etmelisiniz. Her şeyden önemlisi kızınız size ölen eşinizin, vefat eden eşinizin bir emanetidir. Kızınız Allah Azze ve Celle'nin bir kulu olduğu gibi sizin de bir ciğerparenizdir. Dolayısıyla bence siz kızınızla beraber hayatınızı devam ettirirseniz daha mükemmel olur, daha ideal olur diyelim. Bu konuyla alakalı bir arkadaş daha bir soru daha sormuş. Onu da arkasına bağlayıp cevap vereyim. Şöyle diyordu o arkadaşımız. Ben ayrıldım. Nasip olmadı. Olmadı işte, ayrıldım diyordu. Niye ayrıldın diye sorduğumuz zaman malum nedenler. Şiddetli geçimsizlik. İşte o beni anlamıyor. Benimle konuşmuyor. Malum Halit abi işte. Yani Türkiye'nin erkeklerin egosu, kadınların biraz daha fazla özgürlük isteyişleri. Bundan dolayı ne oluyor değerli dostlar? Ailelerin bitimi oluyor. Bence onun yerine bir erkek kendi eşine canı gönülden sarılsa, bir kadın da kendi eşini canı gönülden severek onun sıkıntılarının yardımcısı olsa, beraber hayatlarını devam ettirseler, ben inanıyorum ki hayat devam eder, güzel olur, ideal olur. Burada bir misal daha vereyim size. Çok önemli olduğu için söylüyorum. Hazreti Ayşe radıyallahu anhüma bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselama soruyor. Ey Allah'ın Resulü, beni ne gibi seviyorsun deyince diyor ki ey Ayşe, seni kördüğüm gibi seviyorum. Hazreti Ayşe tabi müthiş bir kadın. Müthiş bir kadın. Hazreti Ayşe müthiş bir kadın. Zeki kadın. Kolay mı? Peygamberimizin rahle-i tedrisatından geçmiş. Kolay mı? Hemen arkasından bir soru daha. Ey Allah'ın Resulü, kördüğüm nasıl diyor.
Kördüğüm ne durumda? Allah'ın Resulü de tabi müthiş, veciz bir insan. Müthiş. Edebiyatı müthiş bir insan. Diyor ki ey Ayşe, kördüğüm ilk günkü gibi. Şimdi kadın ve erkek kendilerini kördüğüm gibi sevip de arkasından da o kördüğüm gibi meselesi en baştaki gibi olsa, ben inanıyorum ki hiçbir çocuk hiçbir şekilde arada kalmaz. Ben inanıyorum ki hiçbir çocuk hiçbir şekilde telef olmaz, ezilmez, yok olmaz. Bugün dışarılarda geziyoruz. Tinerci mi ararsınız? Dışarılarda geziyoruz. Uyuşturucu madde mi kullananı ararsınız? Dışarılarda geziyoruz. Bizi sonuçta izliyorlar ve dinliyorlar. Bir sürü emniyette arkadaşlarımız var. İnanın işler acısı durumda olanlar var. Bunların tek sorunu var. Aileleri yok. Anneleri, babaları yok. Anne sıcaklığı yok. Baba merhameti yok. Baba otoritesi yok. Annenin o çocuk üzerindeki muhabbeti yok değerli dostlar. Ondan dolayı ne oluyor? Böyle olunca gangster de çıkıyor, hırsız da çıkıyor, arsız da çıkıyor, namussuz da çıkıyor. Ondan dolayı ne yapacağız? Boşanmayacağız. Ondan dolayı ne yapacağız? Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Bir telefonumuz daha varmış, alalım bakalım. Alo, bizi kim arar? Alo, hayırlı günler. Eyvallah, hayırlı sahurlar diyelim. Gaziantep'ten arıyorsunuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim böyle bir yayın yaptığınız için. Allah razı olsun. Cümlemizden. Benim sorum kız kardeşim, erkek kardeşim üzerinde hakkı, erkek kardeşim ve kız kardeşinin üzerindeki hakkını öğrenebilir miyim? Bir de anneme dua eder misiniz? Tamam efendim. Edelim inşallah. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm. Hayırlı sahurlar size de. Gaziantep'e buradan selam olsun diyelim. TV 2000'i izlemeye devam edelim. Bu da çok önemli bir soru. Evet. Bir erkeğin kız kardeşi üzerindeki hakkı, kız kardeşinin erkek üzerindeki hakkı nelerdir? Şimdi bu uzun bir konu. Aslında burada anlatmam lazım onu. Annenin babanın çocuk üzerindeki hakkı, çocukların anne baba üzerindeki haklarını anlatmam lazım benim. Ama ne var? Kısaca bu soruya bir cevap vereyim. Bir kız kardeşin, kızlar nedir biliyor musunuz değerli dostlar? Benim de bir kızım var 7 yaşında. Başlasın. Kızların kolu kanadı kırıktır. Kızlara ağabeyleri, kardeşleri sahip çıkmakla, onları yönlendirmekle, onlara her şekilde destek vermekle mükelleftirler. Bakın bu mükelleftirler. Erkek kız kardeşin ise erkeğe nasıl davranmalıdır? Erkeği de bir ağabey olarak, bir kardeşi olarak görüp onlara merhamet etmek zorundadır. Onlarla güzel muhabbet etmek zorundadır. Onlarla ideal muhabbet etmek zorundadır. Onların da kendine göre bazı eksik tarafları oluyor. Onları da kız kardeşleri tamamlamalıdırlar. Şunu unutmayalım. Kardeşin kardeşi üzerinde hakkı vardır. Bu kesindir. Dinen bir kardeşin diğer kardeşi üzerinde hakkı vardır. Bunu kesinlikle kimse inkar edemez. Hatta ve hatta kız kardeşin bütün aile üzerinde hakkı vardır. Erkeğin ise tek insan üzerinde hakkı vardır. Bunu bilmiş olalım. Sakın ha ayrım yapmayın. Ben de bir Erzurumlu bir doğulu olarak söyleyeyim. Burada Halit abi bir şey daha söyleyeyim. Annem şu anda beni izlemiyordu. Çünkü annem artık beyin olarak biraz sıkıntılı. Evet. Annem bir kadın olmasına rağmen, bir bayan olmasına rağmen benim kıza bağırıp çağırıyor. Bizim küçük oğlana dokunma diye. Yani oğlan sevgisi fazla olmasın. Kızı kenara iterek oğlan ön plana çıkarmak dinen caiz değildir. Erkeklerin tahakkümü olup da kızları bir kenara itmek doğru değildir. Bunu özellikle söylemiş olalım. Allah Azze ve Celle annenize de acil şifalar versin. Annenizin de yar ve yardımcısı olsun diyelim. Amin. Bir telefon daha alalım efendim. Alo. Bizi kim arar? Ankara'dan arıyorsunuz. Alo. Hayırlı sahurlar hocam. Hoş geldiniz efendim. Size de hayırlı sahurlar. Benim iki sorum var. Hemen alalım. Ben sizi radyodan da dinliyorum. Evet. Televizyondan da dinliyorum. Ama ben onu dinlerken Kur'an okuyorum. Kabul oluyor mu? Bir ikinci de yani bunu biraz şey yaparak
soruyorum. Ben sigara kullanıyorum. Dua ederseniz yani bırakmam için. Tamam İnşallah efendim. İşte. İnşallah yani Umre'ye gideceğim, orada dua edeceğim. Sırf yani sigarayı bırakayım diye. İnan ki oruç tutuyorum, hiç acık ve susamıyorum. Sigarayı çok arıyorum. Hani Töyre'ye da size de hayırlı sahurlar. Eyvallah, hayırlı sahurlar. Ankara'ya selam. TV 2000 izlemeye devam diyoruz. Şimdi birinci sorusu neydi Halit abi? Birinci sorusu... Programı dinlemiyorsun ki. Yok dinliyorum abi de şimdi birinci sorum dedi. Direkt abla sordu. Şimdi aklım benim Umre'ye gidince biliyor musun orada. Evet. Şimdi radyodan. Kur'an-ı Kerim okurken bir yandan da beni dinliyormuş. Bu doğru değildir değerli dostlar. Kur'an-ı Kerim benden de bütün hocalardan da en güzel fıkıhçılardan da üstündür. Bunu bilmiş olalım. Ya beni izleyeceksiniz, dinleyeceksiniz, vakit ayıracaksınız, Kur'an-ı Kerim'i sonra okuyacaksınız. Hem Kur'an okuyayım, hem Mehmet Hoca'yı dinleyeyim, hem Kur'an okuyayım, hem ilahi sanatçımız Halit abinin ilahilerini dinleyeyim diye bir dava yok. Kur'an-ı Kerim okuyacağız, Kur'an-ı Kerim okuduğumuz anda başka bir şeyle meşgul olmayacağız. Bu doğru değildir değerli dostlar. Yani Kur'an-ı Kerim dünyadaki canlılardan, cansızlardan... Eşyadan, her şeyden üstündür. Değerli dostlar. Her şeyden üstündür. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim'e ehemmiyet göstereceğiz. Kur'an-ı Kerim okurken beni dinlemeyin, izlemeyin. Kur'an-ı Kerim'i bir kenara ayırın, bizi dinleyin, izleyin. Ondan sonra gene okumaya devam edin. Bu birinci mesele. İkinci mesele. Sigara meselesi. Şimdi ben buradan sigarayla ilgili bir atıp tutsam, herhalde beni sıkıntıya sokar bu iş. O açıdan ne yapmam lazım? Allah Azze ve Celle sigara içen bütün kullarını sigarayı bırakmak isteyenlere acilen bırakmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle şu Ramazan'da kötü huyların kenara itildiği, şeytanın zincire vurulduğu şu ayda sigarayı bırakmayı, kötü alışkanlıkları bırakmayı nasip-i müyesser eylesin diyelim. Şimdi bir reklam arasına girmemiz lazım. Reklamlardan sonra yeniden siz değerli gönüldaşlarımla birlikte olacağız. Allah nasip ederse tabii ki. Rabbim nasip ederse. Bir reklamlar diyelim. Kısa bir reklam arası. Arkasından yeniden İrşad Sohbetleri programı canlı olarak devam edecek değerli dostlar. Aşk boyadı beni kane, ne akilem ne divane. Gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi. Ben yürürüm yâne yâne, aşk boyadı beni kane. Yollar gibi, gah coşarım seller gibi,
Gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi. Gah eserim yerler gibi, gah pusarım yollar gibi. Gah coşarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Gah coşarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi. Derde girip tar eyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi. Derde girip tar eyledi. Ben Yunus'u biçareyim, dost elinden divaneyim. Baştan ayağa yâreyim, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi. Ben Yunus'u biçareyim, dost elinden avareyim. Baştan baştan ayağa gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi. Derde girip tar eyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi.
kimin olalım dine, bülbül olalım güle. Her işin derde derman, zikredeyim aşk yine. Zikrin olalım dine, bülbül olalım güle. Her işin derde derman, zikredeyim aşk yine. Yeniden sizlerle birlikte olduk değerli dostlar. Bir kısa ara verdik. Arkasından yeniden İrşat Sohbetleri programıyla beraberiz değerli dostlar. Arka tarafta o kadar çok canlı yayın telefon bağlantısı birikmiş ki demin arada söylediler. Hocam diyor biraz daha hızlı cevaplar ver ki o telefon bağlantılarını bitirelim. Zaten zaman az. Bugün bu arada şunu da söyleyeyim. Bundan böyle İrşat Sohbetleri programı saat 4'e kadar devam edecek artık. Yani ezan okunduğu zaman 3.38'de, 3.40'da bırakmayacağız. 4'e kadar devam edecek değerli dostlar. Alalım bakalım bir canlı telefon bağlantısı daha. Kim varmış attığımızda ona göre soruları bir cevaplayalım, bitirelim ki daha dua edeceğiz. Daha dua edeceğiz. Daha ibadet, daha burada bir sürü yapacağımız işler var değil mi değerli dostlar? Evet. Bir kardeşimiz şöyle bir soru sormuştu. Diyor ki, değerli hocam yaptığınız iş çok mükemmel bir iş. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Bizlerin sorularına cevap veriyorsunuz ama çok sert konuşuyorsunuz diyor. Değerli gönüldaşım bu da mizaç meselesi. Ben böyleyim biraz, sert konuşuyorum. Ya yaptığım işin ulvi olduğunu biliyorum, inanıyorum. O açıdan olur da böyle bir bazen lightlaşırız, olur da bazen ters bir cümle söyleriz diye ne yapıyorum değerli kardeşlerim? Şahsım adına söylüyorum. Özellikle ne yapıyorum? Sert konuşuyorum ki kesinlikle sıkıntı olmasın diye değerli gönüldaşlarım. Ondan dolayı ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Sorduğunuz sorulara eğmeden, bükmeden,
sıkıntıya sokmadan cevabını vermeye çalışıyoruz. Bir başka kardeşimiz şöyle bir soru sormuştu. Hocam, bir insan bir kadına kötü davranırsa o kul hakkına girer mi? Tabii ki girer değerli dostlar. Girmez olur mu? Tabii ki girer. Girmez olur mu ya? Bir insan, ya bir kadınla bir erkek evlendi diye, eş oldu diye, yani ona o bir mal olarak almadı ya, bir eş olarak aldı diye, onu tamamen kendisine bir mal olarak almadı ya, insandır. O insan da diğer insanlar gibi insandır, hürdür. Evet, bir kadın bir kocayla evlendiği zaman nikahı altına girer, bazı sorumlulukları olur ama onu bir ticari bir meta olarak görmek dinen caiz değildir değerli dostlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eşi Hazreti Ayşe'ye yardım etmedi mi? Keçi sağmadı mı? Evini temizlemesine yardım etmedi mi? Onunla beraber oynaşmadı mı? Beraberce muhabbet etmediler mi? Bunların hepsini yaptı. Şimdi ben soruyorum. Bizim en sert adamımız, en sert Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan daha mı ideal? Soruyorum ben sizlere. Dolayısıyla eşimizi ne yapacağız? Kesinlikle sıkıntılı görmeyeceğiz. O da her şeyin sahibinin bir kuludur değerli dostlar. Alalım bakalım kim varmış telefonda. Alo. Elazığ'dan arıyor bizi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı sahurlar diyelim. Hayırlı sabahlar. Eyvallah. Buyurun, sizi dinliyoruz. Benim 10 sene önce babam vefat etti. Ondan şey almıştım. Ondan sonra neydi adı? Adını unuttum. Ne almıştınız? Bir miktar para verdiler bana işte. O yetim ve öksüz olduğum için. Ve o paraları eşim benden alarak şey yaptı. Ona eşime şey olur mu? Vallahi anacığım, söylediğine ben bir şey anlamadım. Baştan bir anlatırsan sorunun cevabını vereyim. Alo. Alo. Anlayamadık senin sorunu. Bir kez daha söyle bakalım şu soruyu. 10 sene önce babam vefat ettikten sonra bana bir miktar para verdiler. Adını şu an unuttum. Evet. Kim verdi? Parası olarak verdiler. Ve o parayı eşim harcadı ve yedi. Evet. Şimdi böyle boş şeylerle o yedi yani. Evet. O anne babama bir sıkıntı var mıdır yani? Ölmüş anne babam. Tamam, siz kapatın, ben cevaplayayım size efendim. Tamam, oldu. İyi geceler, hayırlı sahurlar diyoruz. Elazığ'a buradan selam olsun diyoruz. Şimdi anladığım kadarıyla bu hanımefendiye babası vefat ettiği zaman bir miras kalmış. Bu mirası da kocası alıp öyle har vurup harman savurmuş. Bundan dolayı benim anneme babama bir sıkıntı olur mu diyor. Hayır, olmaz. O bir miras kalmıştır size. Sen almışsındır onu. O sana kalmıştır. Sen onu iyi yolda kullanırsan, kötü yolda kullanırsan onun günahı da sevabı da sana aittir. Kesinlikle bunun babandan dolayı annene bir sıkıntısı olmaz diyelim değerli kardeşimizin. Öyle değil mi değerli dostlar? Var mı bir telefon bağlantımız? Bir tane daha alalım hemen. Bu arada hatlar çok doluymuş. Ondan dolayı böyle Halit abi arada bir duraksamak zorunda kalıyoruz. Buyur, dinleyelim. Soru sorabilir miyim? Az önce bir kardeşimiz soru soruyordu. Az önce. Bir erkek bir bayana, eşine yani, sen münafıksın, dinsiz, imansız, bu gibi tavırlarda veyahut da bu gibi şekillerde konuşabilir mi? Sen münafıksın, böyle sözler sarf ettiği zaman sakınca oluyor mu? Hiçbir erkek, hiçbir kadın, fark etmez, hiçbir kimseye sen münafıksın, sen dinsizsin,
sen kötüsün, sen yalancısın, sen gıybetçisin, sen din dışısın, sen kafirsin gibi ifadeleri kullanamaz. Bu dinen caiz değildir. Arkadaşlar, din çocuk oyuncağı değildir. Din kafamıza göre yapacağımız iş değildir. Din kafaya göre ortaya koyulan bir iş değildir. Din öyle sen böylesin, sen şöylesin diyebileceğimiz bir mecra değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde münafıklar da vardı, Yahudiler de vardı. Münafık olduğunu bildiği halde o gelip namaz kıldığı için mescidinde münafık olduğunu biz söyleyemeyiz. Ancak kendisi münafığım derse biz o zaman münafık olduğuna şehadet ederiz diye buyurdu Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Biz kim oluyoruz da kendi işimize sen münafıksın, dinsizsin vesaire deme lüksüne sahip oluyoruz? Biz kim oluyoruz değerli dostlar ya? Biz kimiz? Biz kimiz ya? O açıdan değerli arkadaşlarım, şunu iyi bilmemiz lazım. Hayatın her alanında bizler ibadetlerimizi, taatlarımızı yerine getirirken bunların kabul olup olunmayacağına biz bakamayız. Onu yegane merci olan Allah Azze ve Celle kabul edip etmeyeceğini Allah Azze ve Celle, Yüce Yaradanımız bilir. Ben bilemem değerli dostlar. Bilemeyeceğim için de bu konu üzerine konuşmaya gerek yok. Allah Azze ve Celle'nin bir kuluna sen münafıksın, sen kafirsin, sen şusun busun deme lüksüne sahip değiliz. Ki böyle diyenler, çok açık bir ifadeyle söyleyeyim ben size, böyle diyenler, çok açık bir dille söylüyorum, o insanlar büyük günaha giriyorlar diyebiliriz. Büyük günaha giriyorlar. O açıdan Halit abi bu önemlidir. Evet. Böyle konularda insanlarla konuşurken sözümüze dikkat etmeliyiz. İbadetlerimize dikkat etmeliyiz. İnsanlarla davranışlarımıza, hareketlerimize, hal hareketlerimize, tavırlarımıza dikkat etmeliyiz diyorum. Evet. Devam edeceğiz. İnşallah. Bir başlayalım şöyle bir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
As-salatu khayrun minan nam. As-salatu khayrun minan nam. Allahu ekber, Allah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد اللهم senin izninle bugün yeniden oruç tutuyoruz. Sen oruçlarımızı kabul eyle, makbul eyle. Allah'ım yaptığımız ve yapacağımız ibadetleri dergah-ı izzetinde kabul eyle. Allah'ım bizlerin yar ve yardımcısı ol. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. İrşad Sohbetleri programı devam ediyor. Bırakmıyoruz. Dörde kadar buradayız. Halit abi, zannedersen bir iki tane daha soru varmış. Şöyle bir oku bakalım. Ben ondan sonra cevaplayayım. Evet, Mehmet Kazadar hocamız inşallah sorularımızı cevaplar mısınız demişler. Hayırlı sahurlar Kazadar hocam demiş. Eyvallah. Annem astım hastası. Günde 3 saat oksijen almak zorunda. Alması gerekiyor demiş. Oruç tutması bir sakınca var mı? Değildir. Var mı diye yazmış. Tutmasın orucunu. Yardımcı olur musunuz demiş Allah tutmasın. Razı olsun. Tutmasın. Yardımı Allah yapar, kullar vesile olur. Biz yardımı yapamayız. Evet. Bizden ancak vesile olabiliriz. Buyur abi. Hemen ikinci bir soru. Selamun aleyküm hocam. Benim eşim bayan kuaförü dini vecibelere göre demiş. Hani biz buradan okuyabildiğimiz kadarıyla bayan kuaförü. Bir erkeğin bayan kuaförü olması dinen doğru değildir. Bir erkeğin, özellikle söylüyorum, bayan kuaförü olması doğru değildir. Bayan kuaförü bayan olmalıdır. Erkek kuaförü de erkek olmalıdır. Bu din bunu böyle öngörüyor. Ha, ben söylerim. Yaparlar, yapmazlar. Onlar da onların bileceği iş. Evet. Yine tekrar Köksal kardeşim, dünkü programınız çok güzel diyor. Evet, Sultanbeyli'den. Eyvallah, Allah razı olsun. Bizim her programımız güzel Halit evet. abi. Biz burada muhteşem bir program sunduğumuza inanıyorum. Gerek senin ilahilerinle, çıkarken senin ilahinle çıkacağız bu arada, onu da söyleyelim. Gerek senin ilahilerinle, gerekse buradaki anlattığımız konularla evet. ne yapmaya çalışıyoruz? En güzelini yapmaya çalışıyoruz. Selamun aleyküm, ben Kadriye Özkaynak. Sizleri dinliyorum. Sohbetiniz çok güzel, iyi akşamlar demiş. Kardeşimiz. Allah Kadriye. Razı olsun kendisinden. Teşekkür ediyoruz kendisine. Allah razı olsun diyelim. Bir de şunu söyleyelim. Buyur abi. Biz burada gerçekten en ideali, en mükemmelini ortaya koymaya çalışıyoruz. Gerek yönetim kurulu başkanımızın, gerekse tüm birimlerde çalışan bütün herkes tek yürek olmuş, birbiriyle tek yürek olmuş. Bu programı daha güzele, daha ideale nasıl götürürüz diye çalışıyorlar. Kendilerine sağ olun, var olun. Alalım mı canlı telefon bağlantısı, devam edelim arkasından. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. Buyurun. Alo. İzmir'den arıyorsunuz. Evet. Hoş geldiniz efendim. Alo. Dinliyorum, duyuyorum ben sizi. Selamun aleyküm Mehmet Kasadar hocam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Rabbimize hamd ediyoruz. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Halit hocam hayırlı akşamlar, hayırlı sahurlar. Hayırlı sahurlar, Allah razı olsun. Mehmet Kasadar hocam, ben bir mevlüte gittim de orada mevlüt değildi ama Yasin Şerifler okundu.
daha sonrası Furkan suresi işte birkaç ayet okundu. O ayetin açıklaması yapıldı. Hani mevlüt-i şerif böyle mi olmalı? Benim kafama takıldı bu. Bir de bu dinlediğimiz ilahilere bidat dediler. Yani dinen harammış. Evet. Benim de kafamda takıldı. Bunu sizden hani sormak istedim. Tamam efendim, cevabınızı verelim. Siz kapatın. Bir de hocam buyurun. Bir şey daha soracağım. Buyurun. Veya siz bekleyin, ben tek tek cevaplayayım size bunları. İlk sorunuz hocam, neydi? İlk sorunuzu ben hemen cevaplayayım. Devam edelim arka arkaya birer birer. Mevlid-i Şerif. Tamam ben ayet... söylüyorum efendim. Bir müsaade edin. Mevlid-i Şerif tamam, Kur'an okuyarak mı olmalıdır diyorsunuz. Evet doğrusu budur. Kur'an-ı Kerim okuyarak yapılmalıdır. Mevlid ilahi demektir zaten. Kaside demektir mevlid. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a güzel sözlerdir. Bu bir yerde toplanıldığı zaman önce Kur'an-ı Kerim okunur. Ondan sonra güzel sözler okunur. Bunda herhangi bir problem olmaz. İkinci sorumuzu alalım. İkinci soru da hocam, ilahi harammış, bidatmış. Hayır, ilahi haram değildir. Bidat haram demek değildir. Bidat yapılmasa iyi olur demektir. Bu dinen böyledir. Bidat haram değildir değerli dostlar. Bidat yapılmasa daha iyi olur anlamına gelen bir mevzudur bu. Dolayısıyla değerli dostlar ne yapabiliriz? Bidatı isterseniz ilahi dinlersiniz, isterseniz dinlemezsiniz. Şimdi bu ilahilerden dolayı binlerce insan namaza başlamıştır. Bu ilahilerden dolayı evet. Binlerce insan İslami şuura girmiştir. Ha bu doğrudur, yanlıştır, bu tartışılır. Ben ilahiler böyle darbukayla, ne bileyim okestraların okunmasından taraftar değilim. Ama ne vardır? Şu anki günümüzde bu dinleniyor, bunlar yapılıyor. Bunlarla İslami hizmetler yapılıyor. Dünyada şu anda yaşayan en büyük alim Yusuf el-Kardavi buyuruyor ki fetvasında bir şarkının bir ilahinin içerisinde tahrik edici, İslam'a aykırı bir söz ve bir kadının sesi yoksa dinlenilebilir diye fetvası var. Benim fetvam değildir bu. Buyurun. Hocam bir de ben 7 aylık hamileyim de Kur'an okurken dizlerim çok ağrıyor. Bazen ayaklarımı uzatıyorum. Bu günah mıdır? Hayır, günah değildir. Herhangi bir sorun yoktur. İstediğiniz gibi oturup okuyabilirsiniz. Bir de hocam büyük kızım tıp okumak istiyor. Küçük kızım hafız olmak istiyor. Halit hocam biliyor. Onlar için dua istiyorum sizden. Rabbim emanet olun. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı güzel hocam. Eyvallah. Allah'a emanet ediyoruz. Allah Azze ve Celle zihin açıklığı versin diyoruz. Amin. Amin. Zihin açıklığı için de Suretül Esrar kitabına başvurabilirsiniz diyelim. Evet. Devam ediyoruz. Var mı başka telefonumuz? Ona göre telefonumuz... Evet değerli dostlar. Son artık 7-8 dakikamız var. Halit abinin ilahisiyle veda edeceğiz. Kula dayanma ölür. Ağaca dayanma çürür değerli dostlar. Dost isterseniz Allah yeter diyoruz. Bu temenniyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Yarın yeniden sahurda 02'de TV 2000 ekranlarında olmak dileğiyle diyorum. Halit abinin o güzel ilahisiyle veda ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü ebeden daima. Allah nefsimize düşürmesin. Nefis eseriyle inşallah veda ederim hocam. Hayırlı sabahlar inşallah bütün kardeşlerimize. Allah. Dünya alemi.
sıhhat, gönül sana demedim mi? Hay nefis demedim mi? Zalim nefis demedim mi? Tutup durmak seni sıhhat, gönül sana demedim mi? Hay nefis demedim. Sana